Bültenimize devam ediyoruz. Bir başka haberle Akkuyu Nükleer Santrali'ne ait çevresel etki değerlendirmesi raporu Çevre Bakanlığı'nda. Santralin tamamlandığında elektrik tüketiminin %16'sını karşılaması hedefleniyor. Rapora göre güvenlik önlemleri de alt safhada. Mersin'in Akkuyu mevkiinde kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santrali için hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleniyor. 3000 sayfalık ÇED raporunda güvenlik vurgusu yapılıyor. Buna göre santralde radyoaktif maddelerin çevreye salımını engelleyici bariyerler yer alacak. Böylece bir hatanın bir başka güvenlik seviyesinde de hataya neden olması önlenecek. Radyoaktif maddelerin kontrolsüz salımını izlemek üzere radyasyon izleme sistemi kurulacak. İşletme sırasında insan kaynaklı hataları önlemek amacıyla personele eğitim verilecek. Radyasyon seviyesi hem tesis içerisinde hem de tesis çevresinde sürekli ölçülecek. Radyoaktif maddelerin güvenli ve emniyetli taşınması konusunda da tedbirler alındı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde normal işletme koşullarında karbon ve diğer sera gaz emisyonları neredeyse sıfır olacak. Raporda nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokları ve karetta karetta kaplumbağalarıyla diğer deniz canlıları için her türlü tedbirin alındığı vurgulanıyor. Santralin soğutulması için denizden alınacak suyun tekrar denize verilmesinin denizde yaşayan tek hücreli canlılar için bile tehlike arz etmediği belirtiliyor. Ayrıca nükleer güç santrallerinin tarım arazilerine olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Bunun en iyi örneği olarak Amerika Birleşik Devletleri gösteriliyor. En fazla nükleer güç santraline sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, 172 milyar dolarla dünyada en fazla tarımsal ürün ihracatı yapan ülke. Raporda yer alan bir diğer bilgi de radyasyonun insan sağlığına etkisi. Nükleer santralin hemen yanında yaşayan bir kişinin bir yıl boyunca aldığı radyasyon miktarının bir kez tomografi çektiren bir kişinin aldığı radyasyon miktarından 1100 kat, röntgen çektiren bir kişinin aldığı miktardan 10 kat az olduğuna dikkat çekiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı incelemesini tamamladıktan sonra komisyon üyesi olan kurum, kuruluş ve üniversitelere gönderip görüşlerini isteyecek. Böylece bültenimizi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayınımız sporla devam ediyor.